Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni, ismim Hacer. Sizinle bu sene TET ve AYT'ye hazırlanacağız. Daha önce çektiğim videolar var ama o zaman biraz acemi çekimler olduğu için çok da güzel çekimler değil açıkçası. Ben pek beğenmiyorum. O yüzden bu sene yeniden çekimler yapacağız. İlk önce size hem videolarla ilgili bir tanıtım yapmak için, hem biyolojiye nasıl çalışmanız gerektiğini anlatmak için, hem de arkadaşlar konulara şöyle bir göz atmak için video çekmek istedim. İlk önce isterseniz şöyle bir konularımıza bakalım. Daha sonra da diğer konularımıza geçelim. Şimdi bakın. TET'de 6 soru, AYT'de 13 soru var. Bildiğimiz gibi mümkün olduğunca 11. sınıftan itibaren arkadaşlar çalışmaya başlayın. Nasıl başlayın? Kendinizi çok yormadan. Ben sadece biyoloji için söylemiyorum, diğer dersler için de söylüyorum. Ha, 12. sınıfa başladığınızda çalışırsanız yine geç kalmış sayılmazsınız. Yeter ki son 2-3 aya bırakmayın. Çünkü o zaman konular yığılacak ve bir sürü dersiniz var. Sayısal öğrencileri bu bölümü çözüyorlar genelde ama sözel öğrencileri için de büyük bir artı katacağını düşünüyorum. Mesela kesin çıkacak olan konulara bile çalışsanız sadece sizin için çok yeterli olur. Bunu düşünüyorum ben. Çünkü niye? Şimdi siz sözel bölümlerden veya işte eşit ağırlık bölümlerinden tercih yapacağınız için en azından sizi onlar arasında öne atabilir arkadaşlar. Bu yüzden de TET'yi yüksek tutmanızı tavsiye ederim. Peki hocam hangileri kesin çıkar? Arkadaşlar her sene TET'de mutlaka bir kalıtım sorusu bir de ekoloji sorusu çıkar. Yani bunlardan kesinlikle çıkar. O yüzden hiçbir şeye çalışmıyorsanız bile kalıtım ve ekolojiye mutlaka çalışın. Ekoloji zaten biraz daha coğrafyayla alakalı olduğu için hani kavram farklılıkları olabilir ama biraz daha dikkatinizi çekebilir. Kalıtım da biyolojinin matematiksel kısmıdır. Özellikle soy ağaçları ÖSYM'nin çok sevdiği kısımdır arkadaşlar. Soy ağaçlarına bile çalışsanız yani ben %80-90 çıkacağını söyleyeyim size. Özellikle soy ağaçlarından tabii diğer kalıtımın diğer kısımlarından da çıkabilir ama soy ağaçlarını daha çok soruyorlar. Şimdi TET konularına baktığımız zaman 6 tane sorumuz çıkıyor arkadaşlar. Bu 6 sorudan bilimsel bilgi, canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri ki bu canlıların temel bileşenlerinin içerisinde karbonhidratlar, yağlar, proteinler, işte DNA, RNA yani oldukça uzun olan bir kısımdır canlıların temel bileşenleri. Biraz daha kimyayla alakalıdır. Sizin için hani can sıkıcı gelebilir ama canlıların temel bileşenleri konusunu öğrendiğiniz zaman emin olun birçok konuyu da halletmiş olursunuz. Daha sonra arkadaşlar hücre var. Canlıların sınıflandırılması var. İşte bakterilerdir, arkelerdir, hayvanlar, mantarlar bu gibi sınıflandırma işleyeceğiz. Mesela sınıflandırmayı da ÖSYM seviyor. Özellikle kuşlar ve memeliler arasındaki farkları üst üste sormuşluğu oldu. Mesela bir sene aşağıdakilerden hangisi kuşları diğer canlılardan ayırt eden özelliklerden biridir diye sordu. Birinde de aşağıdakilerden hangisi yavrularını sütle emzirir veya sütle besler diye sordu. Orada memeli bir canlı aramanız gerekiyordu. Dolayısıyla sınıflandırmayla ilgili de soru soruyor. Kuşlar, memeliler özellikle en sevdiği kısım. Mitoz, eşeysiz üreme, mayoz buna bağlı olarak eşeli üremeyi göreceğiz ama eşeli üreme çok detaylı değil. Birkaç alt konu anlatacağım orada. Kalıtımı oldukça detaylı göreceğiz. Ekosistem ekolojisi bu 10. sınıfın son konusudur. Şimdi TET konularımız bunlar. Gelelim AYT konularına. AYT konuları arkadaşlar 11 ve 12. sınıfı kapsar ve biraz daha nasıl diyeyim size? Hem eğlenceli kısımdır hem de daha detaylı kısımdır. Denetleyici ve düzenleyici sistemler. Bunun içerisinde sinir sistemi ile endokrin sistem vardır. Yani hormonal sistem vardır. Daha sonra duyu organları sırasıyla gidiyorum bu arada. Destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi vardır. Dolaşım ve bağışıklık. Bakın şu dolaşım sistemi de yine ÖSYM'nin çok sevdiği, her sene mutlaka soru sorduğu konudur. Solunum sistemi. Üriner yani boşaltım sistem, üreme sistemi. Üreme sistemi önceden 10. sınıfta şu eşeyli üremenin altında anlatılıyordu arkadaşlar. İşte insan üreme sistemi, canlılar üreme sistemleri diye. Ama artık çok detaylı olduğu düşünüldüğü için sonuçta 9 ve 10. sınıf bizim temel sınıfımız. Sonrasında bölüm ayrımı yapılıyor. O yüzden üreme sistemi 11. sınıfa alındı. Bence isabetli de oldu. Sonra İlk defa göreceğiniz bakın 12 şu an 12. sınıflar için söylüyorum. İlk defa göreceğiniz konular neler? İlk önce arkadaşlar burayı yazmayı unutmuşum ama şöyle yazayım. Protein sentezi. Protein sentezi
ve genetik şifreyi göreceğiz. Genetik şifre. İlk konumuz bu. Yani bunu fotosentezden önce alacağız. Sonra fotosentez, hücresel solunum diyeceğiz. Bitki biyolojisi. Gözünüze en çok korkutan eminim bitki biyolojisidir. Ama bitki biyolojisinin de şu sistemlerden hiçbir farkı yok. Gözünüzü korkutmasın. Bol soru çözümüyle arkadaşlar gayet kolay halledebileceğiniz bir kısımdır. Sadece hani sizin için yeni kavramlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu sizi biraz korkutabilir ama hiçbir şekilde korkutmasın. Bitki biyolojisini çok kolaylıkla halledebileceğinizi düşünüyorum. Sonra da biyoteknoloji ve genetik mühendisliğini işleyeceğiz arkadaşlar. Ve AYT'yi de bitirmiş olacağız. Buradaki konular arasında farklılıklar olabilir. Ben direkt sırasına göre yazmadım 12. sınıfı. Biraz karıştırmışım bu kısmı. Ama diğerleri sırasına göre işleyeceğimiz kısımlardır. Peki, hocam biyolojiye nasıl çalışmalıyım? Şöyle çalışacağız arkadaşlar. Bir kere konuyu tamamen bitireceksiniz. Nasıl bitireceksiniz biliyor musunuz? Eğer vaktiniz varsa, bakın arkadaşlar. Eğer siz yaz döneminde çalışmaya başlamışsanız TYT'ye ve AYT'ye. Ki ilk önce TYT'ye çalışıp daha sonra AYT'ye geçiş yapabilirsiniz. Veya ikisini birlikte de yürütebilirsiniz. Şimdi TYT'ye çalışmaya başladınız diyelim ki. İlk sorumuz işte bilimsel bilgi ve ortak özellikleri geçiyorum. Hani bunlar sadece temel oluşturmak için gerekli olan konulardır. Ama yine şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bilimsel bilgiyle canlıların ortak özellikleri konusunu bitirdiniz. Hemen ne yapıyorum? Eğer ki mümkünse, bakın mümkünse arkadaşlar yazarak çalışıyorsunuz. Mesela ben videolarda konuları anlatacağım. Anlattığım konuların PDF'sini de açıklama kısmında ekleyeceğim arkadaşlar. PDF olarak. Siz bu PDF'leri çıkarıp direkt üstünden hani çizerek veya gerekli yerlere notlar alarak da çalışabilirsiniz. Ya da hiç o PDF'leri çıkarmayıp kendiniz bir defter tutarak da çalışabilirsiniz. Ki benim her zaman tavsiyem defter tutarak çalışmaktır. Çünkü ben anlatırken konuyu tekrar edeceksin. Daha sonra yazarken konuyu tekrar edeceksin. Soru çözerken de konuyu tekrar edeceksin. Dolayısıyla bir konuyu 3 kere tekrar etmiş olacaksın. Kesinlikle bıkmak yok. Şimdi bazı zamanlar olacaktır. Özellikle sınava yakın zamanlarda böyle çalışma isteğinizin gideceği, böyle artık bitse de kurtulsak diyeceğiniz zamanlar olacaktır. Ama bu zamanlarda lütfen kendinizi bırakmayın. Eğer ki o zamana kadar çalışmışsanız, bakın kesinlikle kendinizi bırakmayın. Çalışmaya devam edin arkadaşlar. Çünkü insanların yarısı, öğrencilerin yarısı o evreye geldiği andan itibaren çalışmayı bırakıyor. Bıraktıktan sonra da asıl sizi sınavı kazandıracak kısım o kısımdır. Siz o kısmı güzel bir şekilde hallederseniz, hiçbir şekilde istikrarınızı bozmadan çalışırsanız emin olun çok çok iyi yerlere gelirsiniz. Çok çok iyi şeyler yaparsınız arkadaşlar, bana güvenin. Şimdi konuyu bitirdikten sonra hani kendim de yazarak çalıştım ya, yazdım çalıştım. Onunla ilgili hemen arkasına tez çözüyorsunuz. Bakın araya kesinlikle işte bugün konusunu çalışayım, yarın testini çözeyim yok. Ne yapıyorsunuz? Güzel bir şekilde özellikle ben soru bankası olarak da mesela hız ve renk. Hız ve renk alabilirsiniz. Palmenin A ve B kitaplarını alabilirsiniz arkadaşlar. A, TYT'dir, B, AYT'dir. Palme de çok güzel, yorumu çok iyi geliştiriyor. Daha sonra Sarmal yayınlarını alabilirsiniz. Sarmal yayınları da güzel. Yine ben arada sırada size böyle öneri yaparım. Ama mesela hız ve renkte hani konular böyle testler basitten zora doğru gidiyor. Mesela sizi çok zorlamadan basitten zora doğru gittiği için bunu gayet rahatlıkla çözersiniz. Palmeyi zaten hani hız ve rengi çözdükten sonra mümkünse palmeyi çözün. Veya bir işte sarmal çözdükten sonra palmeyi çözün. Çünkü palme hani orta zor diyebiliriz. Orta zor derecededir. O yüzden ilk önce bir kendinizi, konularınızı oturtun. Daha sonra palme çözümüne geçebilirsiniz. Peki ben testimi de hemen arkasına çözdüm. Testi çözerken nasıl yapacağız? Özellikle arkadaşlar 3 tane soru bankası sizin için yeterli olur diye düşünüyorum. Daha sonra da zaten denemeler yapacağız. Deneme çözeceğiz. Konu bitirdikten sonra diyelim ki hız ve renkten konuyla ilgili sorularını çözdün, bitirdin. Sonra TYT'yi tamamen bitirdin. TYT'yi bitirirken ara ara da tekrarlar yapacaksınız. Nasıl? Mesela haftalık, aylık veya 15 günlük tekrarlar ayarlayacaksınız kendinize. Bu tekrarlar ile de arkadaşlar ne yaparsınız? Gayet güzel bir şekilde çalışmanızı sürdürürsünüz. Hem de konuları unutmamış olursunuz.
Özellikle zorlandığınız konular varsa mutlaka uygulayın. Hızır Engi çözdüm, bitirdim TYT kısmını. Daha sonra ben AYT'ye başlayacağım. Ama TYT'yi unutabilirim. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer TYT kısmını Sarmal'dan ya da Palme'den çözmeye başlıyorum ki hem unutmayayım diye hem de pekiştirmek amacıyla. Bu yüzden ben size 3 tane soru bankası mutlaka öneriyorum. Yine sizin öğretmenlerinizin de önerdiği soru bankaları olabilir. Bunlardan da yine soru çözümleri yapabilirsiniz. Dershaneye falan gidiyorsanız yine dershane kitaplarından da yararlanabilirsiniz. Ama benim önerdiğim ekstra kaynaklar bunlar olabilir. Veya internetten de soru çözümleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada da sitelerde var ama ben şey taraftarıyım. Hani o kitaba bir dokunacaksın. Hani onun bir hissedeceksin. Ben genelde o taraftardayım. O taraftayım. Tabii sizler genç kuşak olduğunuz için ben de çok yaşlı değilim bunu da söyleyeyim ama siz de genç kuşak olduğunuz için hani telefondan tabletten çözmek daha rahat gelebilir. Nasıl rahat ediyorsanız öyle çözün arkadaşlar. Şimdi gelelim AYT kısmına. AYT'yi de aynı şekilde çözüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bakın mesela denetleyici düzenleyici sistemleri bitirdikten sonra hani bunlar sinir sistemi hormonal sistem diye ayrılıyor. Sinir sistemini bitirirsiniz. Onunla ilgili sorularınızı çözersiniz. Daha sonra hormona sisteme geçersiniz. Anlamadığınız konuları mutlaka öğretmenlerinize sorun. Bana da yorum olarak yazabilirsiniz. Yine Instagram adresim arkadaşlar şöyle yazayım şuraya. Biyoloji öğreniyorum. Öğreniyorum 1. Zaten çok fazla takipçim yok. Hani bulursunuz 2 tane falan da gönderi paylaşmışım. Bundan sonra daha aktif olmayı düşünüyorum tabii ki. Arkadaşlar buradan da bana soru atabilirsiniz. Açıklaya açıklaya kesinlikle cevap veriyorum bakın. Kesinlikle cevap gönderiyorum. O yüzden buradan bana istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Peki ben konuları nasıl anlatacağım? Şimdi konularımızı öğrendik. Nasıl ders çalışacağımızı da öğrendik. Peki ben konuları nasıl anlatacağım? Arkadaşlar önceki anlattığım konularda pek bir görsel kullanmadım açıkçası ve görselliğin daha kalıcı olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben bu seferki konu anlatımlarımda yine aynı bu şekilde kağıt üzerinde anlatım yapacağım. Ama bu sefer üstüne görseller ekleyeceğim. Nasıl görseller? El çizimi görseller olabilir veya işte fotoğraf kesip yapıştırma bu şekilde olabilir. Görseller kullanarak da konu anlatımını yapacağım. Nasip kısmetse inşallah 15-20 gün sonra başlayacağız arkadaşlar. Yani Ağustos'un sonlarına doğru bir başlamayı düşünüyorum. Sizler de bana katılırsanız, takip ederseniz, benimle birlikte ilerlerseniz sevinirim arkadaşlar. Mezun arkadaşlar için de söylüyorum. Dediğim gibi sorularınızı her türlü cevaplıyorum. Yorumlara yine dikkat ediyorum. Yorumlardan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca ben şunu da yapacağım bakın. Konuyu anlattıktan sonra onunla ilgili soru çözümü de yapacağım. Tamam mı? Kesinlikle bunu da yapacağım ki hem siz de pekiştirmiş olursunuz hem de kendi çözdüğünüz sorularda da işte konuyu anladık mı anlamadık mı bunun gibi bir genel tekrar da yapmış olursunuz. Evet bu şekilde. Denetleyici düzenleyici sistemler diyeceğim. Bitireceğim. Hemen arkasına soru çözümü yapacağım. Duyu organları diyeceğim. Arkasına soru çözümü yapacağım. Sizler de aynı şekilde konuyu bitirdikten sonra mutlaka soru çözümlerini yapıyorsunuz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de eğer sorularınız olursa arkadaşlar ya Instagram'dan ya da YouTube'da yorum olarak da yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.